Manşete hoş geldiniz. Şeffaf olamazlar çünkü. Çünkü artık dönüş olmaz bir yola girdiler ve pek çok şeyi sakladıkları gibi toplumun göz önündeki verileri dahi çarpıttıkları gibi enflasyon rakamları, hayat pahalılığı gibi ya da bir takım gerçeklerin gerçekten çarpıtılması veya farklı güçlere yeraltı, yerüstü, dış güç, iş güç neyse terör örgütleri falan ilan ettikleri veya bir takım farklı manipülasyonlara, spekülasyonlara havale ettikleri gibi kendi sağlıklarıyla ilgili konularda da şeffaf olamazlar. Şimdi deniyor ki işte bunu ortaya çıkardılar şimdi işte efendim şey bu maksatlıdır, yurt dışı kaynaklıdır falan. Yahu öyle bile olsa yapacağınız şey basit gideceksiniz. Bir tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alacaksınız ve bunun böyle olmadığını ortaya koyacaksınız. Artı görüntüler yalanlıyor zaten. Geriye doğru bakın Erdoğan'ın sağlığı söz konusuysa geriye doğru iki yıl önceki, üç yıl önceki görüntülerine bakın. Sosyal ağlarda görebil bulabilirsiniz bunu. 2018-2019 görüntülerine gidin. Ne bir konuşma güçlüğü görüyorsunuz ne de hareketlerinde yürümesinde falan gözle görülür bir zafiyet görüyorsunuz. Bunu son birkaç aydır görmeye başladı kamuoyu ve ister istemez de merak ediyor. Yani her şey iki dudağın arasında olan bir kişi fiziken böyle düşmüşse, zihni melekeleri noktasında işte şey yapıyorsa, hatalar yapıyorsa ve bu artık o kadar propaganda çabalarına rağmen gözde görülür bir hal almışsa sizin yapacağınız şey hayır böyle bir şey yoktur veya vardır demek. Ya da neyse onu ortaya koymak. Ee, Sabah Flash TV yayınında Hakan Aygün bacaklarında varis e, var bir kılcal damar operasyonu geçirdi dedi. E, buna kadar doğru bilmiyoruz ama e, Külliye'de şunu biliyoruz. Külliye'de tam teşekküllü bir hastane var. Siz yakın zamanda son birkaç senedir Erdoğan'ın herhangi bir hastaneye gittiğini, herhangi bir yerde sağlık kontrolünden falan geçtiğini gördünüz mü okudunuz mu? Hayır göremezsiniz okuyamazsınız. Erdoğan Külliye'ye taşındığından beri hastaneye gitmiyor Hastaneye gitmediğine göre hiçbir sağlık problemi yok mu? Şaka yapmayın. E, hastaneyi külliyeye kurdu çünkü orada e, sadece ona hizmet eden çok geniş bir ekip var. Bütün operasyonlarını, bütün ameliyat gerekiyorsa ameliyat, bakım gerekiyorsa bakım, tedavi gerekiyorsa tedavi, fizik tedavi gerekiyorsa fizik tedavi, hepsini külliye de yaptırıyor. Sadece bu bile yeterli. Çünkü 67 yaşına gelen bir insanın problemleri vardır, olur ve belli aralıklarla gider belli şeyleri, e, sağlık hizmetlerini alır. E bir kere gördünüz aşı olurken o vurulan da aşı değildi zaten. Yani Sinovac aşısı değildi. Belki de Biontech'in 3. dozunu vurduruyordu o sırada kuluna. Evet, o da zaten halka propaganda maksadıyla paylaşılmış görüntülerden biriydi. Şimdi birkaç konu var. Ben sizden gelen yorumların hepsini okuyorum ve onları tavsiye etmek gerekir. Bunlardan bir tanesi şu: diyor ki işte Cumhurbaşkanlığının Cumhurbaşkanının sağlıklı olduğunu göstermek için paylaşılan görüntüler eski olamaz mı? Hayır olamaz. Bu işler o kadar kolay değil. Bir kere birkaç farklı açıdan İstanbul'dan Ankara'ya gelirken ki görüntüleri paylaşılmış. Yanında Emine Hanım var. Bunun bir sürü canlı tanığı var vesaire. Bir kere böyle bir gerçeklik yapmaz kimse. Yani paylaştığı görüntünün arşiv olduğu, eski olduğu tak diye ortaya çıkar ve daha beter rezil olur. Dolayısıyla o paylaşılan görüntüler eski tarihi falan değil. Aynı gün Erdoğan'ın farklı görüntüleri de paylaşıldı. Gazetecilerle söyleşisi, büyükelçileri kabulü vesaire. E, şunu unutmayın. Ha Erdoğan'ın ileride paylaşmak üzere bir takım arşiv görüntüleri çekiliyor olabilir mi? Yani şu anda durumu iyiyken bir iki basket maçı daha yapıp ileride paylaşmak üzere arşivli, arşivliyor olabilirler mi? Veya bir iki böyle kaleye e, penaltı vuruşu yaptırıp onu da arşivleyip birkaç ay sonra gene bir söylenti çıktığında onu da servis e, Edebilirler mi? Edebilirler. Bunu yapabilirler. Bunda başarılı olurlar mı? Evet olurlar. Yani bugün bir futbol maçından bir enstantane veya 6 ay önce çekmiş olsalar ve bunu yayınlasalar kimse onun eski mi yeni mi olduğunu kolay kolay fark etmez. Bunu yapabilirler ama bununla iş götürülmez. Yani neticede Erdoğan her gün toplumun önünde olmaya, her gün topluma konuşmaya, hemen her konuda müdahil olmaya alışmış ve toplum da buna alışmış. Dolayısıyla Ahmet Necdet Sezer gibi iki hafta ortaya çıkmadığında ya bizim Cumhurbaşkanımız nerede diye soracak ee, o, o gün sorulmazdı ama bugün bırak iki haftayı iki gün bile görünmediğinde bir dakika Erdoğan'a bir şey mi oldu diye dedikodu çıkıyor sosyal ağlarda. Artı bunun önüne geçen yani. Böyle bir tarafı var. Ee, gerçekten acaba başına bir şey gelirse bu ne zaman açıklanacak gibi sorular var. Evet bilmiyoruz. Gerçekten başına bir şey gelirse bunun açıklanması günler sürebilir. E bir başka konu işte yurt dışı, Erdoğan yurt dışı seyahatleri yapıyor ve yurt dışına gittiğinde mutlaka kalacağı otel odası bellidir. Hangi tuvaleti kullandığı bellidir. Dolayısıyla yurtdışı yurt dışı istihbarat onun sağlık durumunu da yakından takip ediyordur ve işte efendim işte tuvaletinden veya işte dışkısından falan biliyorlardır ne olduğunu. Şimdi bakın bunu bu şekilde düşünenler olabilir. Ben gene dış e, istihbaratın Amerika, İngiltere olabilir, Avrupa Birliği olabilir. Almanya olabilir. Dış istihbarat e, örgütlerinin Erdoğan'ın sağlığı hakkında bilgi sahibi olduklarını düşünüyorum ama bu yolla değil. Çünkü şundan emin olun. Nasıl biraz evvel söylediğim gibi külliyeye bir hastane kurdurduysa Erdoğan gittiği her yere de e, mobil ekipler gidiyorlar ondan önce. Yani e, Erdoğan'ın konvoyunda da bir mobil hastane var. Gittiği yerde de bir mobil hastane hastane var. Artı arkadan gene mobil tuvalet vesaire geliyor. Mobil banyo neyse artık. Ve Erdoğan'ın e, hiçbir e, yani içtiği su gene kendi ekibinin getirdiği su. Yurtdışı seyahatlerinde de böyle. Yani İngiltere'de Boris Johnson'un bir bardak suyunu içmiyor Erdoğan. Kendi getirdiği suyu içiyor. Böyle bakın. Artı işte tuvalet dışkı vesaire gibi konular genel olarak liderlerin korunur. Ee, hiç unutmuyorum yani e, Amerikan Başkanı'nın da öyle, İngiliz Başbakanı'nın da öyle, Kraliyet ailesinin de öyle, Türkiye'de Erdoğan da bunu yapıyor. Yani e, herhangi bir yerde tuvalet atığı dahi bırakmıyor. O bir şekilde toparlanıyor ve başka bir şekilde imha ediliyor. Yani bunu takip eden ekipler var. Hiç unutmuyorum bundan birkaç sene evvel, İngiltere Veliaht Prensi çalsın. Avustralya seyahatinde mobil tuvaleti yanında götürmediği veya unutuldu ortaya çıkmıştı. Bayağı bir basında bu konuşulmuştu. Yani o da yanında bir mobil tuvalet götürüyor ve gittiği ülkede dışkısını bırakmıyor. Evet, keyifsiz bir muhabbet ama yani bunların e, bilinmesinde yarar var. Eee Son yayınlardan birinde belki dünkü yayında "kötülemek" kelimesini kullanmışım "kötüleşmek" olarak düzeltmiş bir seyircimiz doğru. Ama "kötüleme" şeklinde de böyle bir yanlış bir kullanım olsa bile kullanılır oldu. Düzeltmiş teşekkür ederim. Yorumların hepsini okuyorum. Bir diğer konu dün yayında bahsederken Türkiye'nin küçülmesinden bahsetmiştim yanlış söyledim. Türkiye küçü yani büyüme rakamları her ülke bir miktar büyür ama az ama çok kastettiğim büyüme rakamları değildi. Küçülen milli gelirdi. 7 yıl üst üste milli gelir küçüldü. Birkaç ay önce bahsetmiştim. Onu da düzeltmiş olayım. Ağız çapırdatmasına kadar insanlar yorum yapıyorlar. Onun için yanımda artık bir bardak çay bulunduracağım veya su bulunduracağım ve yer yer onu tüketeceğim. Kusura bakmayın. Şimdi e, sağlık raporu istenilen kişiye e, savaş yetkisi verildi 2 yıl süreyle Dolayısıyla bu son derece önemlidir. E, ve e, bundan sonra olabilecekler konusunda da gerçekten emin değiliz. E, Rus haber ajansı Sputnik e, Salı günü bir harekatın Suriyeye yönelik bir harekatın başlayacağını, belirtti, iddia etti. Fakat salı çarşamba perşembe oldu yok. Fakat eli kulağında geçen haftadan beri bu konuşuluyor. Muhtemelen bunun da yakın zamanda söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Şimdi sosyal ağlarda özellikle bazen işin ciddiyetle tartışıldığı gibi tartışılması gibi mavrası da dönüyor. Ondan bir iki örnek vererek başlayalım basın turumuza. Netflix Türkiye, La Casa de Papel dizisinin son sezonunu anons etmiş. Bir soygun bitiyor, bir devir kapanıyor. Son 5 bölüm 3 Aralık'ta diye. Ben bu La Casa de Papel dizisini bayağı geç seyrettim. Ve şimdi ben de son sezonu merakla bekliyorum. 3 Aralık'ı iple çekiyorum. Netflix'te var, seyredebilirsiniz. Hala geç kalmış değilsiniz. Hatta... Daha da şanslı yani seyretmişlere göre artık bir sene iki sene beklemeden final sezonunu bekleyeceksiniz. Öneririm gerçekten çok çarpıcı bir dizi. Senaryosu çok güzel ve muazzam sürprizler barındırıyor. Dediğim gibi bütün bölümleri var. Netflix'te sezon son 5 bölümü 3 Aralık'ta yayınlanacak ve çok fazla beklemeyeceksiniz. Çünkü hayranları her sezonu bir yıl bekledi. Kemal Kılıçdaroğlu üzerine yaptığı yorumda evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef demiş. Bir soygun bitiyor bir devir kapanıyor anonsuna kastettiği Erdoğan. Erdoğan dönemi soygunu bitiyor ve Erdoğan devri kapanıyor manasına ee, seçimden kaçıyor diyerek de Erdoğan'ı işaret etmiş. Fakat burada Mavra o değil. Mavra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tweetini alıntılı, alıntılayan Süleyman Soylu. Son dönemde Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nu Doğrudan hedef almaya başladı. Ne üzerine vazife ise ama belli ki e, Sedat Peker son derece e, güçlü e, gerekçelerle ve e, kendi içinde bulunduğu olayları anlatarak delilli ispatla Süleyman Soylu'yu yıprattığı halde Soylu'nun e, Erdoğan sonrası liderliğe hevesi geçmiş değil. Hala isminin geçiyor olduğunu da belirtelim. Ondan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu muhatap alıyor. Merak etme KK daha önce 10 defa olduğu gibi 2023'te de boyunun ölçüsünü aldığında evinde bol bol dizi izlersin demiş. 2023'ü hedeflemiş. Bakalım 2023'te kim nerede olacak? Bunu alıntılayan CHP'li Engin Özkoç da bilmediğin diziye karışma senin dizin narkoz soylu demiş. Soylu demiş. Ve narkoz da bir narkoz dizisi de Netflix'te var. İzleyin o da gerçekten çarpıcı bir dizi. Escobar'ın. ...hayatını anlatıyor. İlk iki sezon sonrasında da devam ediyor. Ve bir tabi uyuşturucu şebekesi. Escobar'da uyuşturucu baronu 1980'li yılların meşhur. Narkoz soylu dediğiniz zaman da soyluyu uyuşturucuyla ilişkilendirmiş... ...ve Türkiye narkosu olarak soyluyu işaret etmiş oluyorsunuz. Evet. Manşetin radarına takılan bir konu sağlık çok önemli ve... İngiltere'de ilk defa Covid hapı, Covid aşısı çıktı ama Covid tedavisiyle ilgili e, hala e, ilerleme sağlanamamıştı bir yıl geçmesine rağmen. Bir yıl önce bu vakitlerde Covid aşısı ilk Pfizer-BioNTech e, anons edilmişti. Bir yıl sonra aşının anons edilmesinden bir yıl sonra İngiltere'de Covid hapı, Covid ilacı anons edildi. Ve bu ilaç e, günde iki defa Covid teşhisi konulana, konulan kişilere uygulandığında, günde iki defa bu ilacı aldıklarında Onlara iyi geliyormuş efendim. Evet. Yine e, bir haber var ki e, HPV aşısı ki ona e, bakalım e, bu İngiltere'de ki bir araştırma e, HPV aşısı rahim ağzı kanserini yüzde %90'a yakın önlüyor. E, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre tıp dergisinde yayınlanmış meşhur ve 2008'de genç kızlara uygulanmaya başlanmasının ardından e, gelişmeler incelenmiş. Çok detaylı haberi e, şeyde var, e, BBC Türkçe'de var. İşte Melis Alpan buna dikkat çekmiş. Bu aşı rahim ağzı kanserini %90'a yakın önlediği halde Türkiye'de ulusal aşı programına alınmıyor, ücretsiz uygulanmıyor. Geçtim devletin önleyici sağlık hizmeti vermesi gerektiğini kanser hastasının tedavi maliyeti devlete kat kat daha fazla demiş. Evet bu da Evet belki kadınlar dünyasını ilgilendiriyor ama önemli. Sağlık gelişmelerinden sonra dönelim tekrar iç politikaya. E, Meral Akşener tezkereye evet dedi biliyorsunuz. E, hangi gerekçeyle evet dedi, e, eleştirilerimiz baki falan kalmak kaydıyla falan dedi ama bunun önemi yok. Neticede siz evet dediniz savaş tezkeresine. Ve... E, grup konuşması hürriyette böyle haber oldu. HPP'yi, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. Böylelikle de e, Meral Akşener tezkir eden sonra bir adım daha atmış oldu ve HDP'nin şeytanlaştırılması, terör örgütüyle bir tutulması falan konularında iktidarın istediğini verdi. Peki iktidar bu istenileni aldı mı? Mesela hürriyette bu başlıkla haber olmuş Meral Akşener. Sabahta Akşener'in ağzından kaçan Sayın Öcalan kelimesi alınmış ve Birinci sayfadan böyle anonslanmış. Gizli ittifak dile geldi Öcalan'a sayın dedi. İç sayfada da çok geniş olarak böyle görmüş. Sabah gazetesi. Terörist Öcalan'a sayın dedi biçiminde. Yani siz ne söylerseniz söyleyin. Tezkereye evet deseniz de. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırsanız da. Sizin ağzınızdan sehven çıkan Sayın Öcalan lafını alıyorlar, size böyle çakıyorlar. Yaranamazsınız bunlara. Ama iş işten geçti. Tezkereye bir kere evet dediniz. Dönelim Erdoğan'ın sağlığına. Bir sosyal ağlarda dolaşma giren bir mesajda kolon kanseri omurgaya ve sinirlere sıçramış. Ayağı yukarı kaldıran tipializ, anterior, işlevsiz, destek protez var. Diabet, sara eşlik ediyor. Ağrıları ve ilaçları nörolojik sıkıntı ve davranışları etkiliyor filan ölmez yatakta acılı bir süreç olacak diye bu ayağında Erdoğan'ın bir protez oldu. Bundan dolayı da adımlarını zaten güçlükle attığı falan tezi var ama işte paçasını sıvayıp da benim ayağımda protez vardır yoktur bunu göstermedikçe de bunu anlama şansınız yok. Ayağındaki ayakkabının değişmesi son birkaç haftada değişmesi de bu iddiaları güçlendiriyor. İşte onun için söylüyorum şeffaf olamazlar çünkü. Memduh Bayraktaroğlu paylaşmış. Erdoğan'a yıllardır aşırı dopamin yüklendiği kanaatindeyim. Bunun sonu erken bunamadır. Sevenleri kaldıysa uyarıyorum tedbir alınız. Said Sefa Erdoğan'ın hastalığı hakkında detaylı bilgiye sahip pek az kişi var. Çok az kişi var. Aldığım bilgiye göre onlardan biri de Temel Karamolluoğlu isterse kamuoyuna açıklamada bulunur. O da açıklama gereği duymuyor. Neden acaba devlet sırrı gibi mi bakılıyor demiş. Hatırlatalım Karamolluoğlu 23 Ağustos 2021'de bir açıklama yapmıştı. Tayyip Bey'in sağlık durumu iyi değil demişti. Ve orada şunu söylemişti aynen. Sait Sefa'nın bu tweet'i bana onu hatırlattı. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Allah Teala sağlık afiyet versin derim. Tayyip Bey hakikaten rahatsız. Sağlık açısından söylüyorum. Yürümesinden tutun konuşmasına kadar o da bir arayışın içerisinde. Evet. Temel Karamollaoğlu'nun 23 Ağustos'ta Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili son sözü buydu ama bu e, onun Erdoğan'ın sağlığı konusunda bilgi sahibi olduğu bilgisini e, veya kulisini almadan önce yaptığı konuşmaydı. Şimdi daha da anlamlı e, temel Karamollaoğlu bunu buna açıklık getirmeli. Ama getirir mi, getirmez mi bilmiyoruz. Feyz, e, Feyzi iş başaran o arada bir e, tweet dizisi paylaşmış ki kendisi e, Turgut Özal'ın e, yakın çalışma arkadaşlarından biriydi Çankaya Köşkü'nde ve orada Turgut Özal'ın sağlığına ilişkin e, bilgilerin detaylı olarak paylaşıldığını anlatıyor e, ve Mitterrand'la ilgili anıları var vesaire. Erdoğan'la ilgili bölümüne geldiğimizde siz bu tweet dizisinin tamamını okuyabilirsiniz. Ben daha fazla vaktinizi almak istemem. Erdoğan'la ilgili bölümünü okuyacağım. Sayın Erdoğan'ın hastalığını 2011'deki kolon kanseri teşhisiyle bir ameliyat olduğunu, kalın bağırsağının 25 santiminin alındığını, kemoterapi gördüğünü biliyoruz. Yanılıyorsam düzelsinler demiş. Makam aracında fenalık, fenalık geçirdiğini de biliyoruz. Erdoğan'ı 30 yıldır tanırım ki Fevzi İşbaran AKP'den bir dönemde milletvekilliği yaptı hatırlatalım. Son bir yılki sağlığının iyi olmadığını televizyon görüntülerinden anlıyorum. Yürümekte zorluk yaşıyor. Sarayın kendi yayınladığı canlı görüntülerde bir zihin bulanıklığı, uyku hali, nefes almakta zorlandığı görüntülerini hep beraber gördük. Büyük sağlık imkanları içinde imkansızlıklar yaşıyorsunuz diyerek Erdoğan'a seslenmiş. Etrafındakiler bakın yürüyor haftanın 3 günü basketbol oynuyor videolarıyla. Hem Erdoğan ailesini hem de halkı aldatıyorlar. Doğru olan Erdoğan'ın dinlenmesi, tedavisinin sürbesi. Ee, sosyal medyada hoş olmayan mesajlar olabilir. Savcılığa başvuracağınıza, kendiniz çıkıp halka bilgi verin demiş. Vesaire. Erdoğan 2011'de karın ağrısı şikayetiyle bir programı terk etmek zorunda kaldığını Twitter hesabımda yazmıştım. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, TV canlı yayınında hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemişti ve siz 2 ay sonra ameliyat olmuştunuz. Bu ameliyattan sonra bir ameliyat daha geçirdiniz. Siz sağlığınıza kavuştunuz. Hakkında soruşturma açmaktan da vazgeçtiniz diye devam ediyor tweet dizisine. Evet. Bir kere daha hatırlatalım. Erdoğan hastalığı hakkında detaylı bilgiye sahip çok az kişi var. Aldığım bilgiye göre onlardan biri de Temel Karamolluoğlu demiş Sait Sefa. O arada bugün 4 Kasım Başak Demirtaş eşinin 4. 5. yıl tutuklanması onunla ilgili bir video paylaşmış. Nihal Olçok eşini 15 Temmuz Erol Olçok 15 Temmuz 2016'da kaybetmişti. Nihal Olçok'un ki o dönemde AKP'de bu isim şimdi zannediyorum Davutoğlu'nun partisinde siyaset yapıyor. Nihal Olçok'un Başak Demirtaş'ın mesajını alıntılaması ve iki kadının en azından hukuksuzluk ve adaletsizlikte buluşması önemli. Hukuk ve adalet bu iki unsura herkesin bir gün ihtiyacı olur. Ölüm hak ama bir anne ve iki kızı için ne iki kızı ne için ayrı kaldıklarını bile tam olarak bilmedikleri bir süreçten geçiyor demiş. Başak Demirtaş'ın tam da bu noktada videosunu size izletmek istiyorum. 4 Kasım 2016'da tutuklanmıştı Selahattin Demirtaş. Bugün 5. yılını doldurdu ve eşi Twitter'dan yayınladığı videoyla 5. yılı hatırlattı. Cezaevinde geçen 5 yılı hatırlattı. Birlikte izleyelim. Merhabalar, bugün 4 Kasım 2021. Selahattin ve arkadaşlarının hukuk dışı bir şekilde evlerinden kaçırılırcasına götürülmelerin üzerinden tam 5 yıl geçti. Yarın 6. yıla giriyoruz. Bu 5 yılın 20 ayında yani yaklaşık 2 yıldır Selahattin ile açık görüş yapamadık. Aylarca kapalı görüş yapamadığımız oldu. Dışarıda pandemi tedbiri namına hiçbir şey kalmadı ama ben, Selahattin ve kızlarımız iki doz aşırı olduğumuz halde maskeli olarak bile açık görüş yapamıyoruz. Her şeye rağmen geçtiğimiz beş yıl boyunca umudumuzu hiç yitirmedik. Ne irademiz kırıldı ne inancımız. Adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin çok uzak olmadığını biliyoruz. Bütün bu yıllar boyunca haksız yere bedel ödeyen sadece biz olmadık. Hukukun ayaklar altına alınması nedeniyle bu bedeli 85 milyon olarak hepimiz ödüyoruz. Demokrasi ve hukuk yoksa, barış yoksa ekmek de olmuyor. Düşünün ki Selahattin ve arkadaşları haksız yere hapse konuldukları gece dolar 3 lira civarındaydı. Bugün ülkedeki bütün hukuksuzlukların yol açtığı ekonomik çöküş nedeniyle dolar şu anda 9,5 lira civarında. Yani sırf muhalefeti susturmak amacıyla paramızın değeri yaklaşık %300 azaldı. Sadece bu kadar da değil. Kutuplaşmayı derinleştirdiler, komşuyu komşuya kötü gözle bakar hale getirdiler. Ülkenin zaten tam olmayan huzurunu ve neşesini tümden ortadan kaldırıp insanları hayatlarından bezdirdiler. Öyle ki her dört gençten üçü başka bir ülkede yaşamak için Türkiye'yi terk etmeyi düşünür hale geldi. Evet belki bu beş yıl boyunca Selahattin ve arkadaşlarını içeride bir hücrede tutmayı başarabildiler. Ama onların ne seslerini ne de güçlerini bastırabildiler. Dönüp de yangın yerine dönmüş güzelim memleketimize baktığımızda acaba yaptıklarına değdiğini düşünüyorlar mı? Doğrusu çok merak ediyorum. Bizler her şeye rağmen umutluyuz, dirençliyiz ve biliyoruz ki demokrasi kazanacak, mutlaka kazanacak. Aslında söylenecek çok şey var daha ama Selatin'in evsunda dediği gibi gerek yok. Herkese sevgiler, selamlar, saygılar. Böyle diyordu Başak Demirtaş. Eee birkaç yayın önce Mehmet Barlas'ın Zamlar açıklanamıyor başlıklı yazısını getirmiştim. Aynı benzer yazıyı aynı ekipten Ahmet Arkan da yazmış. İktidar kanadına bir tavsiyem var. Zamlar konusunda söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya hiç girmeyin. Evet. Hayat pahalılığı açıklanamıyor. Gerçek gündem bu ve e, belli ki bundan sonraki süreçte hemen her manşette, hemen her yayınımızda hayat pahalılığına bir pencere açacağız. Açmazsak olmaz çünkü gerçekten gerçek gündem bu. Her ne kadar Erdoğan dünkü açıklamasında doğalgazı çıkarınca müjdeyi vereceğiz dese de bu doğalgazın çıkması vatandaşların evine gelmesi falan birkaç seneyi bulacak gibi görünüyor varsa tabii çıkarılabilecek durumdaysa ama belli ki iktidar benzer müjdelerle halkı oyalamayı sürdürecek ve gerçeklerin duyulması için sosyal medya engellerine devam edecek. Hayatım internetteki takipçilerin gelmiş diyor karikatürde Leman paylaşmış bunu polis evet. Mesela bu konuyla ilgili mühim bir şey var. Şair yazar Yılmaz Odabaşı, 11 ay 20 gün Erdoğan'a hakaretten ceza aldı. Neden aldı biliyor musunuz? Şu tweetten dolayı. Türkiye sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın başka dünyaya, başka dünyaya ve muhaliflerine ben diktatör değilim, halk iradesiyle seçildim diyebilmesini sağlamak için seçime gidiyor. Başka bir nedeni olduğunu düşünmüyorum. Bu tweetten dolayı 11 ay 20 gün hapis cezası aldı Yılmaz Odabaşı. Çok sayıda destek mesajı var Twitter'da da bunları paylaşmış ve yine doğru bildiği yoldan dönmeyeceğini Bugün ceza aldığım dava dosyasına Erdoğan avukatı dışında külliyeden bu dava hakkında bilgilendirilmeyi bekliyoruz gibi bir yazı eklenmiş. İlk duruşması 24 önce yapılan mahkemenin ikinci duruşmada mahkumiyet kararı çıktı diyor bilgileri paylaşmış bir kere daha geçmiş olsun diyoruz Yılmaz O'da başına kolay değil ama Erdoğan'a hakaretten 40 bin'in üzerinde dosya var bugün Türkiye yargısında onu da belirtelim. Doğalgaza dönelim. Erdoğan'ın doğalgaz müjdesiyle bu iş başlar mı biter mi bilmiyoruz ama halk özellikle kömür ve doğalgaz alımında çok zorlanacağını söylüyor. Metropol'ün Ekim 2021 yani geçen ay yaptığı araştırmada kömür ve doğalgaz alımında çok zorlanacağım diyen 57.4 biraz zorlanacağım diyen 24.9 yani zorlanacağım diyenlerin oranı yüzde 82.3 Aynı şekilde enflasyondan bahsetmiştik daha önce ee, ve TÜİK enflasyonu 20'nin altında tutmak için olağanüstü bir çaba harcıyor. Ee, Metropol sormuş sizce gıda ürünlerindeki yıllık fiyat artışı ne kadar diye %30 veya 6 5.6 %30 ve 50 arasında 21.1, 50-100 arası 34.4, 100 veya %100 veya üstte 36. Yani Gıda ürünlerindeki fiyat artışı %100 ve üstü diyenler 36, %50'nin üstü diyenler 34. Yani halkın %70'i gıda fiyatlarındaki artışın %50'nin üstünde olduğuna inanıyor. Yarısı da %36'sı da %100'ün üstünde olduğuna inanıyor. Siz istediğiniz kadar TÜİK eliyle bunun böyle olmadığını izah etmeye çalışın. Bir diğer notumuzda vaktiniz olursa okursunuz. Eski MIT yöneticisi Mehmet Eymür, Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır. Ordu ve MIT'te adamları var demiş. T24'te Gökçer Tahincioğlu'nun haberinde. Yine Abdullah Çatlı'yı bebekte bir restorana getirmişti biri. E, dedim ki uyuşturucu işi yapıyorsunuz. E biz mecbur kaldık aç mı yaşayalım demiş. Birileri tabii kullandığı hiçbir şey de yapmadılar. Asalay'ı bitirdik. Hikayeleri palavra yalan demiş. Faili meçhullerden... Ve o dönem özellikle Çiller dönemi, Mehmet Ağar dönemi bütün kirli ilişkilerden, Cem Ersever cinayetinden falan çok geniş detaylı bahsediyor. Mehmet Eymür'ün T24'teki açıklamalarını okumanızı da öneriyoruz efendim. Böylelikle şeffaf olamazlar çünkü başlıklı manşet yayınını noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla, hoşçakalın.